Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim yakılmış alçak eylemlere Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinden sert tepki gelmişti. Bu tepkilerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu harekete geçti. Buna göre kurul, Fas tarafından sunulan dini inançları nedeniyle kişilere ve kutsal kitaplarla dini mekanlara yönelik her türlü şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Kararda dinleri veya inançları nedeniyle kişilere yönelik her türlü şiddet eyleminin yanı sıra kişilerin dini sembollerine, kutsal kitaplarına, evlerine, iş yerlerine ve ibadethanelerine yönelik şiddet eylemleri uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirilerek şiddetle kınandı.